Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki gerçekten bozanlar onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Onlara diğer insanlar gibi siz de iman edin denildiğinde, akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı derler. Biline ki asıl akılsızlar onlardır. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizindeyiz. Biz yalnızca alay etmekteyiz derler. Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Doğruya karşılık sapkınlığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlıklar içinde hiçbir şeyi göremez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırdırlar, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek gözlerini kör edercesine çakar. Onların çevresini aydınlatınca orada yürürler. Karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşeyip göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortak koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir sure de siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimisiniz, bunu yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O inkarcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara kendileri için zeminden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez.
bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansızken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Hani Rabbim meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah, şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip, sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem, bunların isimlerini onlara bildir dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi? Buyurdu. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bunlarla tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz O, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat, tasdik olarak indirdiğime Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batılla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşuyla
boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardım. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görünenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için Yaradanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Demiştik ki, şu şehre girin. Orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için. Kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerinden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, iyiyi kötüyle değişmek mi istiyorsunuz? Şehre inin. İstedikleriniz orada var dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin bütün bunlarda isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, üzerinize de dağ kaldırmıştık. Size verdiğimizi sıkı tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın. Umulur ki korunursunuz demiştik.
bundan sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın keremi ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü hakkında hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, müttakiler için de bir öğüt kıldık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da, bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor. O yaşlı da değil, düve de değil. İkisinin arası bir inek olacak. Hadi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa, o buyuruyor ki, rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa, Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ikin sulamamış, serbest dolaşan ve alacısı bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi. Hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarımızdan habersiz değildir. Şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler. Sonra o kelamı iyice anlamış olmalarına rağmen yine de bile bile onu tarif ederlerdi. Onlar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açtıklarını, Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinizde delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz? Derler. Onlar bilmezler mi ki gizlendiklerini de açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vahy haline onların ve yapıp ettikleri yüzünden vahy haline onların. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak dediler. De ki, bu hususta Allah'tan söz mü aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmeyecektir. Yoksa Allah katında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, kim bir kötülük işler de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte bu kimseler cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Anaya, babaya, yakın akrabaya
yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namaz kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kesim dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden, İsrailoğullarından, birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor, onlara karşı kötülük ve düşmanlıkla birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra da ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık kanıtlar verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz. Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Doğru değil mi? Yahudiler, kalplerimiz perdelidir, dediler. Aksine inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından elindekini, Tevrat, doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an, kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm onlara de ki şayet siz gerçekten inanıyorduysanız daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından haksızlıkla buzağı put edindiniz. Hatırlayın ki sizden sağlam bir söz almış, dağı da üzerinize kaldırmıştık. Size verdiklerimize sımsıkı sarılın, söylenenlere kulak verin demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları yüzünden kalpleri buzağı sevgisiyle dopdoluydu. De ki, eğer böyle inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Onlara şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianızda doğruysanız, haydi ölümü isteyin bakalım. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir.
Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yakınlarında bulunanı Tevrat, tasdik edici bir elçi gelince ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarını atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'ta Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız. Sakın küfre sapma, demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Râina demeyin, unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Ehli kitaptan kafirler ve putperestler Rabbinizden size iyi bir şey indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutursak mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse, şüphesiz dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan çoğu, hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü, sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz, Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önce kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Onlar Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki,
Eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var. Ahirette de onlar için büyük azap vardır. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Şüphesiz Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Allah çocuk edindi, dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis, göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmişlerdir. O, göklerin ve yerin eşsiz örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde O'na, ol der, hemen oluverir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucizeli işaret gelmeli değil miydi? Dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların dediklerinin benzerini demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Biz gerçeği kabul edenlere ayetleri açıkladık. Doğrusu ey peygamber, biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Yakıcı azaba mahkum olanlardan sen sorumlu değilsin. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Kendilerine kitap verdiğimiz ve onu hakkını vererek okumakta olanlar var ya, işte kitaba iman edenler onlardır. Ama her kim onu inkar ederse, işte asıl kaybedenler onlardır. Ey İsrailoğulları! Geçmişte size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Kimseye şefaat fayda vermez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince, ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim soyumdan da deyince Rabbi vaadim zalimleri kapsamaz buyurdu. O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için, kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. İbrahim, Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli ürünlerle rızıklandır diye dua etmişti. Allah buyurdu ki, inkar edene de az bir süre dünya nimetleri veririm. Ama sonunda onu cehennemin azabına sürerim. O ne kötü bir sondur.
İbrahim İsmail ile birlikte o evin, Kâbe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım. Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin, dediler. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş. Onlar da senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Tanrı'ya kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız, dediler. Sen de şöyle de: hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur, deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Boyaca ondan daha güzel olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz, deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz. Sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bilgiyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. İnsanlardan bir kısmı sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir, diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına
elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen kesin bilgiden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de işlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki haksızlığa saptanmış olanları dışında insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın. Benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım. Siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor. Sizi arıtıp temizliyor. Size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilmezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başkalarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri çok kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir.
Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökte yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işiten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da bunlara Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu, bize ikinci bir fırsat verilseydi de şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de ondan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız, dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, hayvana aykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve ona az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarını ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildi. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir.
Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim had yaşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Biriniz ölüm yaklaştığında eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız, bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğru eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor. Güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım, sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insan ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından girip girmemiz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluş erisiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar
onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haramayın karşılığı haramaydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda haçtan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa haç sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır isteseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizler için bir günah yoktur. Araf'tan dalga dalga indiğinizde Meşari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardandınız. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada iyilik ver. Öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için iki günde acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O asımların en yaman olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar getirdikten sonra yine de yapalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasında çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar. Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik.
kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimselerden başkası değildi. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal, ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Sana aramayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını, Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmayı çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların adet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki, o sıkıntılı bir haldir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah
çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminlere müşteri. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır. Sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edecekleri kanaatine varırlarsa, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın ne de babası çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir.
İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, alimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehirin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel karşılık beklemeden bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır ve ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çevirdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl oldu dediler. Peygamber Allah onu sizin için seçti. Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilir. Peygamberleri onlara onun hükümdarlığının alameti içinizde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir, dedi.
İşlerinden pek azı dışındakiler onlar içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, "Bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok," dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, "Nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir," dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, "Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et," diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davut da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldı. Allah işlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'te destekledik. Allah dileseydi, elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiç kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi, dilediği müstesna, kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştı. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte tanrılardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, "Rabbim, hayat veren ve öldürendir," deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim," dedi. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir," dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp, üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi, bu kişinin "Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek?" demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. "Ne kadar kaldın?" diye sordu. "Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için
yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için. Ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana göster deyince Rabbi yoksa inanmıyor musun demişti. O hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi kuşlardan 4 tane al. Onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kalkıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz. Ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve işlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir amaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü 2 misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adil şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allahsa kendinden mi bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunu ise ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlersiniz, bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından
seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsınız. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rablerin nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım satımda ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir. Sadakaları ise arttırır. Ve Allah hiçbir inkarcı günahları sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın. Borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek de biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de, şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Eğer zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin için yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler
Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır dediler. Allah hiç kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Sadakallahu lazim.